Herkese merhaba. Bugün sizlere oyunun başlangıcında yeni oyuncuların sıklıkla yaptıkları hatalardan bahsedeceğim. Oyunun genel mantığını, hangi karakteri seçmeliyim sorularının cevabını arayacağız. Ayrıca yeni başlayan oyuncuların hangi birimleri açması gerektiğinden de bahsedeceğim. Sıfırdan bir hesap oluşturduğumuzda bize bir eğitim alanında başlatıyor ve bütün silahları deneme fırsatına sahip oluyor. Bu silahları sevmeyen oyuncular genelde çareyi sürekli yeni karakter açmada buluyorlar. Fakat oyunun son aşamalarına geldiğinizde zaten birden fazla zırh seti ve silah oluşturarak oyunun bütün sınıflarını oynayabiliyorsunuz. Şunu da unutmayalım. Birden fazla sınıf oynarken genelde sürekli stat puanlarınızı sıfırlamak zorunda kalıyorsunuz. Bunun sebebi ise her silahın farklı hasar türleri olmasından dolayı. Örneğin mızrak delici hasar vurmaktadır ve onu oynarken genelde tamamen çeviklik ile oynuyoruz. Uzun kılıç ise yani savunma ağırlıklı oynanan bir klastır. Onu da tamamını zırh vererek oynuyoruz. Ve bu sınıfları oynamak için farklı zırh çeşitleri kullanmak zorundasınız. Yani sürekli zırh parçaları üretimlerine para veya materyal harcamak istemiyorsanız, orta zırh bir sınıf tercih ettiyseniz onun yan dalları olarak misket tüfeği, mızrak, nodaç tarzında sınıflar oynayabilirsiniz. Eğer ağır zırh tercih ediyorsanız baltalı kargı, uzun kılıç kalkan, kısa kılıç kalkan, glaive, balyoz tarzında sınıflar oynayabilirsiniz. Hafif zırh seti ile çift bıçak, kısa yay, uzun yay tarzında sınıfları seçebilirsiniz. Bu yüzden yan sınıflarınızı seçerken hangi puanları kullandığına dikkat etmelisiniz. Oyunun genel mekaniğinden bahsedecek olursak, harita üzerinde savunmada bulunduğunuzda A, B, C tarzında bayraklar bulunuyor. Saldıranlar bu bayraklara ulaşarak sizin ana kampınızın görüşünü almaya çalışıyorlar. Oyuncular genelde ya çok agresif oyunlar oynamayı ya da çok defansif oyunlar tercih ediyorlar. Fakat oyuna yeni başladığınız için hata yapmanız normal. Onu tekrar etmeniz doğru değil. Etrafınızdaki oyuncuların planlarını inceleyebilir veya sevdiğiniz içerik üreticilerinden oyun hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Örnek bir bilgi olarak, eğer bayraklarınızı hızıyla kaybetmeye başlamışsanız ve tap tuşuna bastığınızda rakibinizin sizden daha fazla askeri olduğunu görüyorsanız, elinizde kalan son birimleri C bölgesini savunmaya harcamak yerine kamp üzerinde savunma duruşu alabilirsiniz. Bu sayede kalan süre boyunca savunma yaparak saldıran ekibi oyalayabilir ve yıpratabilirsiniz. Bu taktikler oyunda bulunan süreye veya o anki duruma göre değişebilir tabii ki de. Siz o anda sizin için hangisi en uygunsa onu seçmek zorundasınız. Evet, hata yapabilirsiniz. Belki o kuşatmayı kaybedebilirsiniz. Fakat ileriki kuşatmalar için daha önce yaptığınız hataları gözden geçirmelisiniz. Bu sayede oyun bilginiz gitgide gelişmeye başlar. Şimdi size yeni başlayan bir oyuncunun hangi birimleri açması gerektiğinden bahsedelim. F5 birim iddiaları menüsünde sezon bilginizi 4. sezona çekelim. Burada savaşın maliyeti kısmında mavi ve mor birim kutusu alabiliyorsunuz. Mavi kutudan miğferli mızrakları, kapı birimleri almanızı, mor kutudan ise kargılı emperyal muhafızları seçmenizi öneriyorum. Bunun sebebi de ise birim ağacında daha detaylı gösterecek ve anlatacağım. F4'teki kahraman yolunda akıl yolu kısmına geldiğimizde mor kutudan ise silahşörler adlı birimi açıyoruz. Şimdi gelelim birim ağacı kısmında şeref puanlarınız ile öncelikli olarak ne açmanız gerektiğini. İlk önceliğiniz mızraklı çavuşlar için olmalı. Gerek keşiflerde ve yeni güncellenmiş hali ile savaşlarda en çok kullanacağınız birimlerdir. Size silahşörleri açtırdığımı hatırlıyorsunuz değil mi? Onun sayesinde mızraklı çavuşları tamamladığınızda yani ilk sarı atlı birimine kolaylık ile ilerleyebileceksiniz. Emperyal mızraklılar, onlara genelde mavi veya mor kapı diyoruz ve eğer açmadıysanız onu açmanızı söylemiştim. Bu da daha az puan kullanarak mızraklı emperyal muhafızlara gitmenizi sağlayacaktır. Genelde kapı ve kargı tarzında birlikleri birlikte oynandığında güçlü bir saldırı ve aynı zamanda savunma gücüne sahip. Bu gördüğünüz yandaki güçlendirmeler ise kapıların daha güçlü ve daha dayanıklı olması gibi özellikleri sağlamaktadır. Birlikleri açarken sarı yolu doğru şekilde takip etmeyi unutmayınız. Çünkü her yanlış verdiğiniz puan sizi bir adım daha geriye götürecektir. Şeref puanlarınızı dikkatli kullanmalısınız. Eğer en hızlı şekilde yeni oyuncu olarak eski oyunculara yetişmek istiyorsanız doğru adımlarla birkaç haftada onların seviyesine gelebilirsiniz. Aynı zamanda 4. sezonda Yeniçeriler adındaki birimleri kullanabilirsiniz. Çünkü tüfekli birimler arasında şu anda size en çok verim sağlayabilecek ve aynı zamanda ucuz, maliyeti diğer birimlere göre daha düşük olan bir birimdir. Onlar aynı zamanda çok güzel hasarlar
sahiplerdir. Onların bütün görevlerini tamamlamayı unutmayın. Çünkü 3. aşamada Yeniçerilerin gerçek gücünü ortaya çıkaran 108 atış hızı doktrini size bayağı bir fark sağlayacaktır. 2. sezonda Namkan okçularını açmanızı önereceğim. Çünkü diğer birimlere göre daha ucuz olmalarının yanı sıra özel yetenekleri sayesinde kanama hasarı olan okular bırakıyorlar. Yani bu da onların normal okçulardan daha güçlü olmasını sağlıyor. Şunu da hatırlatmak isterim ki Namkan okçuları hala birçok oyuncu tarafından kullanılmaktadır. Yani mor birimler arasında bile bu kadar fazla tercih oranı olmadığını görebilir. 3. sezonda Condottieri muhafızları açmanızı tavsiye ederim. Ucuz olmaların yanı sıra yaptıkları şok saldırıları ile bir anda beklenmedik zayiatlara yol açmayı sağlıyorlar. Başlangıç için hem ucuz hem de güçlü birimlerdir. Bu size önerdiğim birimlerin çoğunun mavi olduklarına bakmayın. Aksine çoğu eski oyuncunun hala kullanmaya devam ettiği birimlerdir. Çünkü kuşatmalarda kaliteli birimlerimizi çıkardığımızda daha fazla bronz kaybediyoruz. Ve kaybettiğimiz bronzlar bize yeni birim açmada engel olarak önümüze çıkıyor. Eğer kullandığımız birimleri de bronzlardan tasarruf etmeye başlarsak bu daha fazla birimi kışlamıza ekleyebiliriz. Umarım bu gösterdiğim birimler oyuna başladığınızda sizin de işinize yaramıştır. Eğer bu video gerçekten işine yaradıysa bu videoyu beğenerek veya yorumlarda bana bunu söyleyerek iletebilir misin? Ve son olarak da video hoşuna gittiyse beğenerek abone olarak destek olabilirsin. Yorumlarda aklına takılanları iletir veya yeni içeriklerim için bana önerilerde bulunabilirsin. Şimdiden tüm desteklerin için teşekkür ederim. Bir sonraki rehber videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendine dikkat et.